Bugün ameliyatın ilk günü, 24 saat sonrası bu şekilde oluyor. Şu an üst dudağımı oynatamıyorum ama altta bir sorun yok. Ağrılar ilk 3-4 saat devam ediyor. Sonrasında ağrı kesiciler ve antibiyotiklerle daha iyi hale geliyor. Ağrılar kesiliyor. En önemlisi ilk gün zaten üst dudağı oynatamıyoruz. Sert şeyler yemiyoruz. Sıvı, çorba. Söylediği şeyler ilk başta pipet kullanmayacağız. Ya da ağzımızı işte üst dudağımızı oynatabilecek hareketler yapmayacağız. İşte öksürmedir, hapşurmadır öyle şeylerden sakınacağız. Sert şeyler yemeyeceğiz. Buz tedavisi yapıyoruz. Günde ortalama yarım saat, 5 dakika, 5 dakika bekletiyoruz. Direkt şeye de koymuyoruz. Ne anlatayım başka? Doktor neler dedi, onu anlat. Ameliyat ortalama 45 dakika falan sürüyor. Yani 1 saate yakın sürüyor. Narkozu verdikten sonra 1 saat sonra ilk 2-3 saat ağrılar çok oluyor. Narkozun etkisi geçtiği için. Daha sonra işte normal ilk günler çorba, sıvı gıdalar tüketiyoruz. Yani hani çok yormayacak şekilde üst dudağı sadece alt dudakla oynatabiliyor zaten. Sonrasında şişlikler için de buz presi yapıyoruz. Sonrası İşte sert şeyler yemeyeceğiz ilk 2-3 gün. Daha sonra yavaş yavaş işte çorbadır, makarnadır, yumuşak şeyler, gıdalar. Çorba, sulu şeyler. Bunda bir de çok soğuk, çok sıcak şeyler içmeyeceğiz. Çünkü dikiş buradan şu kısma kadar komple dikiş var içinde. Üstü de oynatamıyorum. İlk gün, ilk 2 gün dişlerimizi fırçalamayacağız. Da Baştan. ilk... Hı? Baştan al. Ameliyat sırasında ilk doktor ameliyat öncesi tabi dediğim gibi ilk narkozu veriyorlar. Ve 10 dakika narkozun etkisini göstermesini bekliyoruz. Daha sonra da şey operasyon için ameliyata giriyoruz. Nasıl anlatayım ki o süreci yani ilk şeyi takıyorlar ağzına zaten. Sonrasını narkozlu olduğun için sen hissetmiyorsun. Ben gözümü çok açmadım hani daha fazla gerilmeyeyim diye. Gözüm hep genelde kapalıydı. Genelde işte normal bir diş taşı tedavisindeki şeyleri düşünün. Neler yapılıyor? Onun biraz daha uzun hali gibi düşünün. Normal aynı aspiratörle ağızdan kanı çekiyorlar. Onun haricindeki süreci şey de vardı. Mesela bir tabanca gibi bir şey var. O deriyi yakıyor. Hani kanamaları durdurmak için öyle bir şey var. Hani burnunuza et kokusu, yanık et kokusu da gelebiliyor bazen. Onda çok gerilmenize gerek yok. Sonrasında zaten dikiş atmaya başlıyor. Bu kısımdan şöyle şu kısma kadar komple dikiş atıyor. Dikişten sonra da işte bizim haftaya kontrolümüz var 3-4 gün sonra. Kontrolden sonra tekrar doktorla da konuşursak, video çekebilirsek doktorla da. Bana doktor anlatırken o bölümleri de koyarız. İyileşmiş bakar mısınız? Değil mi? Evet. Çok güzel. Başarılı hocam. Elinize sağlık Çok güzel gerçekten. iyileşmiş. Şu mesafe ne kadar inmiş? Hı, bayağı fark. Yani şimdi mesela güldüğü zaman nereye kadar çıkacak? Valla Böyle şuraya dişlerin oraya kadar çıkıyor mu? böyle çıkar. Aa, harika. Şöyle. Bir dakika ben bir ameliyane basayım. Valla sigara kullanıyor muydunuz? Kullanıyorum. Hayır şey kullanıyor mu? Yani şey söyleyebilirsiniz. Kullanıyorsa kullanıyor diye. Yani 3-4 gün kullanmadı. Ben de Ama zaten kullandırmadım. sigara içine göre gayet iyi. Çok beğendim. Kapatın. Bakın görüyor musunuz? Gayet güzel hocam. Evet. Vallahi çok güzel. Hiç açılan yer yok. Bu dikişler kendiliğinden eriyen dikiş. Bazen çok nadir de olsa yanlarda biraz açılma oluyor. Hani ön taraf iyi oluyor ama arka taraf dokudan dokuya değişiyor. O zaman küçük bir sadece yan taraflara müdahale et. Şu kısmı. Ya yani ön tarafa yapmayın. Çok küçük. Yan taraflara Yapıyoruz. anladım. Ama çok iyi. Sağ olun hocam, elinize sağlık.